ra. İyi akşamlar, iyi akşamlar. Ay bir izleyicim demiş ki, Sevda Hanım sizi çok keyifsiz gördüm. Bir sıkıntı mı var? Durgun gördüm falan demişler bir önceki videoda. Yok anacığım, aslında rutinimin normalin dışında ekstrem kötü bir şey yok ama ruh halim bunalım. Acaba o mu yansıyor bilemedim. Yoksa normalin günlük içerisinde yaşadığım standartın dışında bir gelişme yok arkadaşlar. Gayet iyiyim. Belki köpekler çok yoruyor beni. Yorgunluğumu yansıdı acaba bilemiyorum. Kız mutsuz mu görünüyorum yoksa acabası? Allah'a şükürler olsun. Sağlıklıyım ya. En önemli servet arkadaşlar sağlık. Vallahi her şeye şükreden bir kadınım. Sağlıklıyım, nefes alıyorum. Bugünüme çok şükür olsun. Anlık hepimizin üzüntüleri, sıkıntıları, stresleri olabilir ama öyle genele bulacak olursak benim sıkıntılarım sıkıntı bile değil diye düşünüyorum. Hiçbir zaman böyle hayıflanmam, dert yanmayı da sevmem arkadaşlar. Yaşanmış, geçmişte büyük bir takım sıkıntılar olmuştur ama acaba onlar mı yansıyor artık, kapatamıyor muyuz? Makyajlar bile kapatmıyor anacığım. Dedikten sonra gündem fokur fokur kaynıyor arkadaşlar. Biliyorsunuz dün Bülent Ersoy ile ilgili videomuzu çektik. Bugün gene Bülent Ersoy ile ilgili haberler yansıdı. Bu Bülent Ersoy bence artık Ajda Pekkan'ı biraz fazlasıyla kendine kompleks edinmiş ve kıskanıyor diye düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü konuştukça batıyor, konuştukça batıyor. Söylemezsem olmaz da biliyorsunuz biraz böyle sever Bülent Hanım'ı. Yayına bağlandı. Önce Seren bir ön konuşma yaptı. En önemlisi işte Bülent Hanım açıklasın. İşte çok önemli konular falan deyince ben de acaba dedim kadını yapmaz ama Ajda Pekkan cinsel kimliğinden mi yaraladı ya da ne bileyim ağır bir hakaret mi etti diye bekliyorum. Hani böyle büyük bir şey oldu da Bülent Hanım da bunları söyledi. Hani güya kendini aklayacak ya. Kadına neler dedi ayol, iki tane çorap üst üste giyiyor dedi. Çizme giymesinin nedeni ayağında sıkıntı var dedi. Bir insan ne olursa olsun herhangi birinin uzulundaki ya da eksiğini, kusurunu söyler mi? Nedeni de neymiş arkadaşlar? Bir de şok 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 önemli dedikten sonra çıka çıka neymiş? Aynı terziye gidiyorlarmışmış da. O gün birinde o ikisinin de konseri varmışmış da. Bülent Hanım'ın da birinde, onun da birinde konseri varmışmış da. İşte ondan geç gelmiş. Saat işte 5 saat atölyesinde beklemişmiş terziyi. Ondan sonra işte güya terzi de işi bittiği halde beni bekletti, sana geleceğimi bildiği için 5 saat bekletti falan getiriyor. Yani tüm mesele buymuş yani arkadaşlar. Ben de sanki arada kan var, kıyamet var. Ya sen Bülent Ersoy'sun, kostümcü mü yok, terzi mi yok, 5 saat bir atölyede birini bekleyeceğine, bunların anacığım derdini biliyor musunuz? Genelde sanatçıların, kuaförler ve terziler dedikodu yapma yeridir hayatım. Oraya dedikodu dinlemeye gidiyor. Kim ne almış, kim ne dikmiş, kim ne yapmış. Seviyor böyle ortamları, muhabbetleri. Yoksa terzi kıtlığı mı var ayol, 5 saat birisini bekliyorsun. Hele de bana böyle muamele yapan birisini. Kim olursa olsun abicim, gider başka bir modacıyla çalışırım. Eğer gerçekten işim acilse. Yok o onu oradan göndermemişmişmiş de. Ondan sonra bu yapılanlara sinirlenmişmiş de ondan çift çorap giyiyor demişmiş. Ondan işte öyle konuşmuşmuş meğerse yani. Sebep buymuş. Bülent Hanım 5 saat şey beklemiş, terzi beklemiş. Her yerden çantanı alıp çıkıyorsun havana yapıp oradan da çık. Sen gitmişsin Ajda Pekkan'ın modacısıyla çalışmaya. Kadın üstelik de atölyeye bile gitmiyor. Bak evine çağırıyor. Kalite gör biraz. Evine çağırmış terzisini. Ya o günde 3 tane tuvalet giyecek. Senin gibi bir tane gibi oturmuyor ki bütün gün. Açık havada konser verecek. Sense Bahçeşehir'de sıradan bir mekanda çalışacaksın. Madem o gün göndermedi, ben senin yerinde olsaydım bir sürü kıyafetim var sanki yok yoksul. Giyerdim, değiştirdim takısını makısını elimdeki kıyafetlerden birisini. Neticede açık hava değil. Senin çıktığın yer normal bir mekan. Giyerdim bir tanesini, o terziye de bir daha gitmezdim, kendime de yeni bir modacı bulurdum. Ama yok, öyle yapar mı? Ortalık karıştıracak, televizyonlara kendini işte arıyorlarmış gibi önceden konuşup arattıracak. Oralarda işte Ajda Pekkan'a laf çakacak. Hele de bugün Beyaz TV'yi de ayıpladım. Bir sanatçının iptal olabilir konseri ya, iptal olan konserinin, bilet konserlerinin
sebeplerden dolayı satılmadı diye onun artık neyse bir listesini yayınlatıyor. İşte bakın iptal oldu. Ya kardeşim sen niye bu kadına bulaştın? Hiçbir yerde Ajda Pekkan'ın Bülent Hanım'la ilgili bir olumsuz yorumu var mı? Veya eleştirel bir şeyi var mı? Yok. Sen niye bu kadına geldin de kendini kompleksledin de yakasına yapıştın da yok terziyi göndermedi de bilmem kıskan. Ya seni niye kıskansın Ajda Pekkan ya? Ajda Pekkan Bülent Hanım adıyla yan yana gelmeyi dahi kendine hakaret sayar artık. O kadar fark atmış yani. Kadın yok onu yaralayamazsın ki görünen kök ortada yani kılavuz istemez. Sen Ajda Pekkan'ı yaralayamazsın artık bu saatten sonra. Bir de çocuk gibi kıskanmış da benim taş, her yerim taş, onun neresi taş diye. Ayol çocuk gibi ayol. Allah'ım yarabbim. Birazcık daha fazla iltifat edin. Bunu yanında övmeyin Ajda'yı, bozuluyor bu kadın. Yani görüyorsunuz değil mi? Fesatlık, fitnelik, fücurluk her yerde var. Benim anladığım kadarıyla da Ajda Pekkan'ın popülaritesi birazcık Bülent Hanım'ı rahatsız etmiş. Kompleks edinmiş. Ama Ajda Pekkan daha disiplinli. Kabul et bu gerçeği. Yani Ajda Pekkan vücuduna bakıyor. Homini gırtlak yemiyor. Egzersiz yapıyor. Pilates yapıyor. Sesi için hala şan yapıyor. Tamam Bülent Ersoy'un da Bülent Hanım'ın da güzel bir sesi vardı. Bak sesini anacığım. Homini gırtlak yeme. Gırtlağını tut. Zayıfla. Filinta gibi ol. Madem bu kadar Ajda'yı kompleks ediniyorsan artık bütün imkanlar elinde. Sen de istersen Ajda Pekkan gibi olabilirsin. Senin de bir eksiğin yok. Ama yani olamadığın bir şeyi de hasetlenip karalamaya kalkma. Sen de çift çorap giyiyorsun canım. Sanki sen de ondan farklısın. Ajda Pekkan Bülent Hanım'dan 5 yaş daha büyük ama 20 yaş daha genç duruyor. Ne olacak? Yani o yüzden bence Ajda Pekkan'a kalkıp da böyle televizyon programlarına bağlanıp da vay terziyi göndermemiş. Kıyamet mi ya bu ne ya? Terzi göndermese ne olur ya? Sen Bülent Ersoy'sun ya, atlarsın arabana başka bir modacıya geçersin ya. 2 saatte kostüm diken yerler var biliyor musunuz arkadaşlar? Yaparlar yani. Hadi diyelim hiç mi kostümün yok ya? Hadi o açık havaya hazırlanıyor. Seninki normal bir gazinoymuş kendinde söylüyorsun. Yani enteresan giymedikleri de değil bazen kostümleri giydiği kostümleri tekrar mesela giydikleri oluyor gazino programlarında. Ama dert o değil ki dert orada bir polemik yaratmak onunla sürtüşmek kaşınıyor kadın yani. Ben burada bu durumdan çok üzgün olduğunu düşünüyorum Ajda Pekkan'ın. Çünkü Ajda Pekkan işte bu yok çift varis çorabı giyiyor yok işte neresi taş. Ayağı sakat, çizme giymeden sahneye çıkamıyor gibi laflar ettikten sonra kibarlığa bakar mısınız? Ajda Pekkan demiş ki, kimi sabrından susar, kimi saygısından, kimi de sevgiden demiş. Öyle bir cevap vermiş, kısa, öz ve net. Yani kadın hiç böyle bir polemiğe girmiyor. Ya o olduydu, bu olduydu, şu olduya girmiyor. O onu dediye, bu onu dediye girmiyor. Bülent Hanım da ona cevaben, ne her kötülüğü yap, sonra kibar ve asili oynar. Ne kötülük yapmış kadın? Git başka terziyle çalış ama terzi mi yok yani? En iyi konu bir tane mi terzi var İstanbul'da, koca İstanbul'da? Yani bunun kötülük denilecek bir yanı yok ki. Niye hırslandın yani? Senle niye uğraşsın ayrıca da Ajda Pekkan? Sen Ajda Pekkan'ın klasmanı mısın ya? O yüzden Saadettin Aslan'a da yardırmış. Çünkü kırdığı potu sonradan anladı herhalde çark yaptı. Vay neymiş? Ben işte havyar yenilen masalara söylemiş kadınım 100, 200, 300 aralık yerimi dolduramayacağım demeye getiriyor şimdi de. O bile yanlış. O kelime bile, o mukayese bile yanlış ya. Yani ben starlığımı yüceltmek için böyle demek istedim. Sen işte beni öyle lanse etmeye çalışıyorsun. Bal gibi de söylediğin kelime ortada. Herkes açsın Beyaz TV'nin yayınını, Bülent Ersoy'un telefonla katıldığı yayını izlesin. Çatır çatır işte ben şöyle büyük starım, böyle 50 sene çalıştım, hiç işsiz kalmadım. Ego şişmiş. Ya kardeşim biraz mütevazi ol. Diyebilirsin hava soğuktu, izleyiciler gelmemiş. Olabilir, bir tane konserim de boş geçti. Bunlar seni aşağıya çekmez ya. Ya insan biraz da mütevazi olacak. Yani sen kalkıyorsun şahtı şahbazlı. Milletin yaptığı işi küçümsüyorsun. Sandalye fiyatlarını söylüyorsun. Havyar diyorsun. Bir kere bir şey söyleyeceğim. Bu şatafat, satmak
Bence asillerin işi değildir biliyor musun? Şatafatı sonradan görmeler satar. Zarafet, şıklık başka bir şey. Görgüsüzlük başka bir şey. Bülent Hanım'ın yaptığı görgüsüzlük, Ajda Pekkan'ın yaptığı klaslık. Kadında klas duruyor ne yaparsa yapsın. Anlatabiliyor muyum? İkisinin arasındaki fark bu. Sakit Aslan'a da vay işte baban zamanından da sevmezdim de işte ben senin baban zamanında yaptıklarını söylesem etsem de bilmem ne de işte Sakit Aslan'a bir sürü laf söylemiş. Sakit Aslan da cevabını geciktirmemiş. İkimiz de avukatlarımızı getirelim. Bir kağıt imzalayalım dava açmayacağımıza dair. Sen de anlat bildiklerini, ben de anlatayım bildiklerimi diye cevabını oturtuverdi yani. Yani şimdi Bülent Ersoy'a sağa sola böyle cevap vermek yakışmıyor. Sen kendin kaşındın. Sen böyle laflar etmeyeceksin. Sen biliyorsun bunların konuşulacağını medyada. Yok çift çorap, mit çorap, hırslısın o kadın. Yani resmen Ajda Pekkan'ı çekemiyorsun. İçinde bir öfke, sataşmak istiyorsun kadına. Sataşmak için de bahane arıyorsun ve buldun işte bahaneni, oradan da yürüdün. Ama hiç senin yaşında bir kadına yakışmadı Ajda Pekkan'a böyle şimdi kalkıp da. Ya Ajda Pekkan bir konserin iptal olmasıyla senin konserin iptal olmasına ne bağlamı var? Onun da iptal oldu diye sen niye onu ortaya getiriyorsun? O ayrı bir konu. O da konuşulacaksa konuşulur iptal olduğu. Yani bu zannediyor ki özellikle bununki konuşuluyor diye benimkini konuşuyorsunuz da Ajda'nınkini niye konuşmuyorsunuz da getiriyor yani. Ayıp ettin. Ajda Pekkan kalkıp da senin özel bir şahsi bir şeyini paylaşmadı ki. Sen kalkıyorsun ikinizin terzi paylaşamamışlar da. Vah ne büyük. Ayol 5 saat gidip Nişantaşı'nda bir atölyede oturacağını o 5 saati daha anlamlı bir şekilde değerlendirsen. Azıcık da öbür tarafa çalışıp gidip de ne bileyim 2 kilo tatlı alıp bir yaşlılar yurdunu falan ziyaret etseydin. Hiç değilse sen geldin diye oradaki 3 insanı mutlu etsen hanene hiç değilse bir sevap yazılırdı. Alırdın bir tatlı gider 2 goy goy yapardın oralarda. Ay hiç ben duymadım ki bir sosyal sorumluluk ya da böyle ne bileyim işte yaşlılar günü oluyor, hayvanlar koruma günü oluyor. Böyle sosyal sorumluluk günleri oluyor. Ne bir tane bir yazı, ne bir tane bu konularla ilgili haber ben Bülent Hanım'dan duymadım. Bir de duymadığın gibi neymiş 5 saat terzide beklemiş vah 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 vah. O, onun günüymüşmüş de Ajda Pekkan yollamamışmış kötülük diye anlattı da bu. Artık takdir sizin. Yani bazıları da demiş ki çok sert konuştun Bülent Hanım için. Tabii ki sert konuşuyorum ya. Onun bana yaptığından sonra ya da o beni geçtim ya. Sizce mantıklı mı ya bir sanatçının kalkıp başka bir sanatçıyı durup dururken kötülemesi, karalaması ya da ne bileyim bacağındaki bir sıkıntıyı dile getirmesi doğru mu? Doğru değil. Ben sertle konuştuğumu düşünmüyorum. Zaten onun hakkında söylenenlerle programda söylediklerini söylüyorum. Yani sert konuştuğumu düşünmüyorum. Söylenilen her şeyi de hak ediyor. Hiç ne yaşının kadını olarak görüyorum, ne işine özen gösterdiğini düşünüyorum, ne de iyi bir insan olduğunu düşünüyorum. Şu söylemlerinden sonra bu kadının iyi niyetli olduğunu düşünebilir misiniz? Ben Ajda Pekkan'ın kötü bir insan olduğunu düşünmüyorum. Ajda Pekkan'ın Bülent Ersoy gibi biriyle uğraşma niyeti olduğunu bile düşünmüyorum. Son derecede bu durumdan rahatsız olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmına yazarsanız bu konuyu birlikte değerlendirmiş oluruz. Ebru Gündeş. Ebru Gündeş bak çalışan insan belli oluyor. Ebru Gündeş bir gün Taşkın Sabah'ın stüdyosunda, bir gün Mustafa Ceceli'nin stüdyosunda selfiler paylaşıyor ki yeni şarkı çok şarkılar çok yakında diye kadın harıl harıl albüm hazırlıyor. Ve bugün gördüm Günay'da daha adını koyar koymaz salonumuz dolmuştur ilginize teşekkür ederiz diye. Sağlık böyle bir şey. Ebru Gündeş çünkü işine önem veriyor. Güzel şarkılar buluyor, albüm yapıyor ve hiç ekranda da gördünüz mü bir tane magazinciye konuştuğunu? Bakın starlık nasıl olur. Siz hiç Tarkan'ın ya da Ebru Gündeş'in kanal kanal gezip de konuştuğunu gördünüz mü? Böyle ucuz muhabbetler, sohbetlere girdiğini gördünüz mü? Göremezsiniz çünkü racon bu. Starları öyle sabah gündüz kuşağı programlarında dedikodu yapmaz. Star işini yapar. Star çalışır, çabalar, doğru şarkıları bulur. Halkın kalbine giden yola o şekilde ulaşır. Ya da görselliğini korur, takdirini kazanır. Disiplinli bir şekilde yaşar.
çatır çatır, senin sesin, sesin çizik çizik, kadın senden 5-6 yaş büyük, Ajda Pekkan'ın sesi zil gibi. Onun sesi niye zil gibi? Alkol içmiyor, sigara içmiyor, keyif verici maddeler kullanmıyor. Üstüne üstelik de haftanın 4 günü şana egzersizi yapıyor. Onun sesi tabii ki zil gibi olur. Sen de yap, içme içkileri, o içki çiziği Bülent Hanım'ın sesindeki o çatır çutur, zaten koyu bir ses, döşüne düşmüş ses, volümlü olduğu için anlamıyor zannediyor insanlar. Şarkı söylerken çatır çatır çizgi içinde bir ses. Bir ay içki içmesin, bir ay egzersiz yapsın, o pürüzleri komple temizler. Ama kim uğraşacak o işlerle, kim yoracak kendini? Değil mi? Oturup antrikot yemek varken, oturup homini gırtlak beslenmek varken kim disiplinli yaşayacak, spor yapacak, şan yapacak? Ondan sonra da o sağa sola bok at. Olmaz o işler. Bak Ebru Gündeş dolu dizgin ve ben şu aralar arkadaşlar bir Ebru Gündeş'in albümünü merak ediyorum. İyi bir şeyle çıkacağına inanıyorum. Uzun süredir de çalışıyor. Yani çalışana da Allah veriyor kardeşim. Bak daha kaşesi ismini konur konmaz git bugün Günay'da yer yok. Ya bir hafta 10 gün öncesinden doluyor. Yani o yüzden yok 9 gün vardı, 10 gün vardı. Öyleydi, böyleydi. Havyarlar, mavyarlara hiç gerek yoktu kardeşim. Mütevazi olacak. Bu sefer böyle oldu diyecektin. Eğer bir açıklama da yapacaksan. Yani süsle süsle pof 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 pof. Bir insan kendi kendine de pof poflar mı ayol? Vallahi takdir etmek lazım. Star nasıl olunur? Biraz etrafındakilere baksın. O şekilde davransın. Kimse de onu eleştirmez diyorum. Evet. Bugün yine Gülşen'i görüntülemişler. Her hafta karakola gidip parmak izi imzası veriyormuş. Saat 8.30 gibi arkadaşlar. Magazinciler görüntülemiş. Pek bir keyifsiz ve pek bir mutsuz görünüyordu. Nasıl mutsuz olmasın? Şundan bir ay önce bütün konserleri konuşulan kadın cık diye konserler bitti. Yerine de işte şu anda kimsenin de geri doldurulmaz değil, görüyorsunuz değil mi? Hiç kimse demesin ben şöyle starım, böyle starım. Vallahi sen gidince senin yerine de başka birini parlatıp koyuyorlar. Hemen hop hadise geçiverdi Gülşen'in yerine. Şu an zaten para kazananlar hadise. Ondan sonra bakıyorum şöyle 3-5 tane solist var para kazanan. Yani onun dışında öyle çok büyük paralar kazanan soliste kalmadı. İşte yok yani. Yani o yüzden herkes ağzından çıkanı kulağa duyacak. Azıcık da kalbi iyi olacak, iyi niyetli olacak. Bu kim olursa olsun. Gülşen'de hataları oldu. İşte hatalarının bedelini bu şekilde ödüyor. Sen de hata yapıyorsun. Sen eski dostlarına, Sacit Aslan'a, ona buna laf edeceğine bir kulak ver. Ne diyorlar? Ben nasıl yansıyorum? İnsanlar beni nasıl görüyor diye önce bir düşün. O egonu bir düşür ya. Yansıdığın şekli bir gör yani. Ben Sacit Aslan'ın ona aslında güzel bir ayar çektiğini düşünüyorum. Ama anlayabilene diyelim. Sosyal medyada infial oldu arkadaşlar. Yani öncelikle bu duyarlı oyuncuları, sanatçıları seviyorum. Sosyal medyadaki bu tepkiler üzerine bu anlatacağım haber en azından gerekli mercileri harekete geçirdi arkadaşlar. Bir hasta bakıcısı, hastanın suratına, böyle yaşlı bir hasta, konuşamayan bir hastanın suratına paralar fırlatıyor. Yanındaki de kadınla birlikte gülüşüp eğlenip yok senin ameliyatını yaptıracağım paraları suratına çarpıyor. Yaşlı bir kadının, yatalak bir kadının. Artık o kadar şirazesinden çıktık ve ben dedim ki Allah'ım, Melek Baykal paylaşmıştı oyuncu, ondan görmüştüm ben. Görünce de böyle içim bir cız etmişti o kadının bakışlarını, o hastanın, o aciz durumdaki insanın öyle yapmış, onlar da tepesinde o yaşta bir kadınla alay ediyorlar. Güya sorsan onlar espri yaptığını düşünüyor o kadınla, ama öyle espri mi olur? Öyle dalga geçip alay edip yani bunun üzerine de sosyal medyada infial olmuş. Çünkü herkes paylaştı arkadaşlar. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kendisine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten kamuoyu adına buradan teşekkür ediyorum. Şöyle bir tweet paylaştı. Bugün medyada paylaşılan İstanbul'da bir özel hastanede önceden kaydedildiği anlaşılan görüntüler üzerine derhal Sağlık Bakanlığı müfettişlerini gönderdim. Durumu vaziyet edip başsavcılığımıza
adli işlemleri başlattırdım. Suçlular kesinlikle cezasını çekecek, sağlık hizmetleri ilkesi ve insanlıkla bağlaşmayacak davranışları gösteren özel hastanenin faaliyetleri durdurulmuştur. Suçlular müstahak oldukları cezayı alacak, sağlık güvencesi güvenini sarsıcı hiçbir fiile tolerans yoktur demiş. Teşekkür ediyoruz kendisine. Mesleğimizin gerçek mensuplarının üzüntüsünü tarif edemem demiş. Bir kesimde tabii ki bu görüntülerden dolayı meslektaşları adına üzüldüler. İstanbul'daki yatalak hastanın kötü muamelesinden dolayı o kötü muamele yapılan hastane kapatılmış. Yoğun bakımda çalışan sağlık görevlilerinin de işine son verilmiş. Olması gereken de bu arkadaşlar. Bugün o hastaya yapan, kamera önünde bunu yapan kim bilir daha ne eziyetler yapıyordur. Aciz, hasta durumdaki hastalara maalesef, bir de özel hastaneymiş ya. Özel hastanede parasıyla bu muameleyi görüyor o kadın. Düşünseniz de yani öyle düşünmek istemiyorum. Devlet hastanelerinde ya da ne bileyim durumu iyi olmayan insanlara kim bilir nasıl muameleler ediliyordur. Hepimiz bir gün yaşlanacağız. Yani hiç kimse yaşlılığında ya da hastayken, acizken, konuşamazken, sana cevap veremeyecek durumdayken, hareketsiz haldeyken böyle muameleyi hak etmez, edemez. Hele de görevlilerin onlara bebek gibi okşayarak bakması gerekirken böyle alay edip bir dolu utanmadan sosyal medyaya koymuşlar. Nasıl yapabiliyorlar? Nasıl bunlarda beyin mi yok? Acaba tepki alırız mı demiyor. İki tane like almak için geleceğini kararttım be. Olacak iş değil ya. Akıl tutulması yaşıyor insanlar. Yani o kadar çok böyle örnekler görüyoruz ki koca koca işte milletvekilleri birbirlerine dün işledik biliyorsunuz nişadırlı göndermeler yapıyorlar. Ne bileyim işte koskoca solistler birbirlerine bir saçma sapan kavga etmek için 5 saat bekledim bilmem ne bekledim diye laf ediyorlar. Dünyanın çivisi çıkmış ya. İnsanlar yoksulluk, açlık hiç umurlarında değil. Yani sorsam bunlar kaliteli, düzgün insanlar. Ya öyle kaliteli insanlar var ki. Şimdi Bülent Hanım kalkıyor her şeyi parayla ölçüyor. Ulan senin 7 sülalen, hatta senin tüm İstanbul'daki arkadaşım dediklerini toplasan hepinizin serveti bazı büyük ailelerdekilerin bir yüzüğü etmez be. Hiç çıkıp da böyle benim şunum var, bunun var, benim bu kadar param var demiyorlar yani. Siz gördünüz mü Kraliçe Elizabeth'in çıkıp da benim dünyanın en büyük elması ondaydı. Elmasın en büyüğü dediğini duydunuz mu? Görgü başka bir şey ya. Görgü, klaslık, zenginlik, insanın zenginlik ruhunda başlar, dışına yansır ve tavırlarına, hareketlerine de yansır. Senin yaptığın görgüsüzlük alemi. O yüzden yani herkesin bir üstü var. Sen neyle kalkıyorsun da 100 lira, 200 lira, 300 liralık mekan deyip küçümsüyorsun? Oralara gençler geliyor. Gençlerin bütçesi o. Ne olacak yani? Gençler kalkıp da havyar mı koyup yiyecek önünde? Yani o yüzden lafının nereye gittiğini bileceksin. Türkiye toplumunda hiç mi televizyon haberleri izlemiyorsun? İnsanlar asgari ücretle, emekliler ne zorluklarla geçiniyor? Böyle polemikler yaratılır mı böyle bir konjonktürde, böyle bir dönemde? Sen starsan, halkın sanatçısıysan azıcık ağzından çıkana dikkat etmez misin? Bu konjonktürde böyle şeyler konuşulur mu? Bu kadar yokluk varken, bu kadar zamlarla boğuşan bir toplum varken, halk varken sen kalkıp da havyardan mavyardan bahsedebilir misin? Edemezsin. Ediyorsan görgüsüzsün demektir. Sadece aslan, Sacit Aslan kötü bir şey söylememiş ki. Ya toplumun kanayan yaraları varken bunlar eskide kaldı, bunlar konuşulacak dönemler değil demeye çalışmış ama onu anlayabilecek kapasitede değil ki karşısındaki insan. O yüzden Ajda Pekkan'a saygı duyuyorum. 4 Ekim hayvan haklarını koruma gününde en azından hayvan hakları ile ilgili bir paylaşımda bulunabiliyor. En azından LGBT bireylerle ilgili bir paylaşımda bulunabiliyor. Sosyal sorumlulukla, insan hakları ile ilgili herhangi bir durumda en azından bir paylaşımda bulunabiliyor. Azıcık böyle şey günleri takip et. Azıcık toplumun hassasiyetlerine dokun.
böyle bir zarif dokunuşun olsun. Bütün gün şatafat sat. Bunlar eskide kaldı. Aslında bunları anlatmış Sacit Aslan ama NATO mermer, NATO kafa. Bırakalım da kendisi düşsün, görsün Anyo'yu, Konya'yı. O yüzden benim söylemlerimde bir yanlış bir cümle kullandığımı düşünmüyorum. Bazıları işte söylemlerimi biraz sert bulmuş ama onun da gerekçeleri var. Ama neyse, ben kimseye kin tutmuyorum. Düzgün bir şekilde ekran önüne çıkarsa o düzgünlüğünü de buradan paylaşabilecek kadar, metiye edebilecek kadar, metiyeler düzebilecek kadar da objektif olduğumu düşünüyorum arkadaşlar. Evet, gündemi bugün böyle değerlendirdik. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşça kalın, mutlu kalın. Sizleri çok seviyorum ve çok mutluyum. Allah'ıma bin şükür olsun. Eğer bazen bu dolgulardan falan mıdır en büyük pişmanlığım bana sorsanız nedir diye, dolgular, kalıcı dolgulardan mıdır nedir acaba bilemiyorum. Bazen bunu duyuyorum çünkü böyle ne bileyim gülmediğim zaman falan bir sıkıntım mı var diyorlar. Yüz aşağı mı inmiş nedir bilemiyorum ki arkadaşlar. Ama çok şükür hiçbir sıkıntım yok. Çok iyiyim. Yani binlerce kez şükrediyorum Allah'a. Hele de böyle etrafımızda bu kadar sıkıntılı insanları gördükten sonra benimkiler fasofiso diye düşünüyorum. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşene gerek. Mutlu olun, sağlıklı olun, huzurlu olun. Sizleri çok seviyor Sevaş'ımız.